Öncelikle girişimci arkadaşlarımıza bu yeni girişimi hayırlı olsun diyoruz. Umarız kullanıcılara da faydalı ve uzun süreli kullanacaktır. Bir platform ortaya çıkar. Aydın abi de çok teşekkürler. Fotoğraf ve fotoğrafçılıkla alakalı çok güzel bilgiler paylaştı, zihin açtı. Ve çok da güzel bir pas attı. Hemen birkaç gün önce yayına aldığımız hepsi burada. Uygulamasında checkbook özelliğini kullanarak giydiğim kıyafetlerin hepsi burada da fotoğrafımı çekerek hemen bulabilirsiniz. Ben mesela otururken Aydın abinin fotoğrafını çektim. Hemen hepsi burada da Aydın abinin giydiği kıyafetlere çok yakın kıyafetleri tak diye görsel işleme teknolojisini kullanarak şu anda 100 binin üzerinde bir ürünü ve her geçen gün artan ürünü kullanıcılar bulmaya başladı. Aydın abi, gelecek ve teknoloji özellikle görsel alanda nereye gidiyor? Biraz bundan bahsetmişti. Aklıma geçenlerde okuduğum bir tane haber geldi aslında. Sizin de ilginizi çekebilir, onu da paylaşmak istiyorum. Londra'da zannedersem Meetail diye bir girişim 10 milyon sterlin yatırım aldı. Ne yapıyor bu? Aslında şunu yapıyor. Dijital ortamda kıyafetleri, tekstil ürünleri denemeyi sağlıyor. Nasıl yapıyor bunu? Günde 200 tane falan zannedersem kıyafetleri dijital ortama aktarıyor. Kullanıcılar da kendi vücut ölçülerini dijital ortama aktarıyor. Ve bunları kendi üzerine giydiğinde o kıyafet ne kadar işte bol olacak, üzerine tam olacak mı, ya da diğer alacak konfliktle nasıl olacak bunları kıyaslayabiliyor. Ve sonucu da şu, 3,5 kat daha fazla kullanıcılar bu uygulamada kullanıldığı sitelerde vakit geçiriyorlar ve %22 daha fazla cevap oluyor. Yani aslında buradaki teknoloji ilerledikçe bütün alışkanlıklarımız değiştiriyor olacak. Sonunda aslında onun üzerine kurulu olacak biraz. Bütün alışkanlıklarımızın başında da aslında alışveriş alışkanlıklarımız geliyor. Bu internet ve teknoloji son 5-10 yıl içerisinde hayatımıza çok ciddi anlamda girdi. İnternet ve teknoloji olmadan yaşayamaz bir hale geldik. Bakalım hazırlayabilecek misiniz? Mahallemizde şöyle bakkallar vardı yıllar evvel. Böyle mavi önlük giyen, kese kağıdına bisküvi koyarlar. Aydın abi hatırlar ama buradaki genç arkadaşlarımız bilmiyor bu bakkal amcaları. Bunlar artık kalmadı. Belki de onun köşelerinde kaldı. Onların yerine marketler, süpermarketler aldı. Ve artık büyük merkezi bölgelerde de alışveriş merkezleri aldı. Şimdi bunlar da yavaş yavaş geride kalıyor. Her geçen gün daha fazla insan alışverişlerini internetten yapmayı tercih ediyor. Bunun 3 tane ana nedeni var. 1. Online'da daha çok çeşitli ulaşabiliyor tüketiciler. 2. Bu ulaştıkları ürünleri birbirine karşılaştırabiliyorlar. Kendileri için en uygun ürüne ulaşma şansları oluyor. Ve bunu birbirine kolay bir şekilde yapabiliyorlar. Hiç mesai harcamalarına gerek yok. Bu 3 ana nedenden dolayı hem Türkiye'de hem dünyada e-ticaret pazarı çok hızlı büyüyor. Bu arada mutlaka buradaki herkes online'dan alışveriş yapıyordur diye tahmin ediyorum. Peki online'da bir şeyler satanlar var mı aranızda? E-ticaret yapmaya çalışan, ürün satan, Instagram'dan satan ya da farklı yerlerden satan? Harika, çok fazla yok. O zaman satmanın yollarını da satabiliriz. Bu konuda da fikir veriyor olacağız. Herhangi bir içerik üreticisi de olsanız, bir görsel üreticisi de olsanız aslında işin sonunda doğduğunuz nokta ticarete gelir. Bazen offline ticarete destek veriyoruz yaptığımız çalışmalarda, bazen de online ticarete destek oluyor. Dolayısıyla bu ticaretin döndüğü taraftaki dinamikleri bilmek de aslında sizin işinizi daha verimli ve daha anlamlı yapmanızı sağlıyor olacaktır. Türkiye'de de çok hızlı büyüyor. E-ticaret bunu tetikleyen birkaç faktör var. Birincisi internet erişimi. Baktığımız zaman 80 milyon nüfusun %60'ı internet erişebiliyor. Dünya ortalamasının üzerindeyiz bu oranda. Akıllı cihazların kullanımı çok geldi. %75'e ulaşmış vaziyette. Penetrasyon oranı. Sonrasında bankacılık altyapısı Türkiye'de çok iyi. 175 milyon üzerinde kart kullanılıyor Türkiye'de. Avrupa'da birçok konuda Avrupa'da lider durumdayız. Avrupa'daki ülkelerde bu kadar çok kredi kartı kullanılmıyor. Davranış kartı kullanılmıyor. Lojistik tarafında çok iyi bir altyapı hazırlanmış lojistik firmaları. Türkiye'nin dört bir tarafında 3 iş günü içerisinde kargolarımızı ulaştırabiliyoruz. Ve sosyal ağlar şu hareket eden benzer dolayı var edin diyor. Deniz kadar kısımış kalınıyor mu acaba? Okey. Ve sosyal ağları çok kullanıyor. Şimdi yeni sosyal ağlar giriyor buradaki kullanıcıların hayatına. Baktığımız zaman aslında bu da Türk insanının yapısından kaynaklanıyor. Beğendiğimiz ve memnun kaldığımız bir şeyi arkadaşlarımıza, dostlarımıza, sevdiklerimize paylaşmayı çok seviyoruz. Aslında bu 5 tane dinamik Türkiye'de e-ticaretin çok hızlı bir mesele neden oluyor. Baktığımız zaman 2008'den 2016'ya geldiğimizde 30 milyar TL'ye ulaşmış vaziyette online perakende diyebileceğimiz rakam ve ortalama %30'ların üzerinde bir rakamla büyüyor Türkiye'de. Dünyada da büyüyor ama %10, 15, 16, 17'lerde büyüyor.
Yani dünya ortalamasının iki katı hızla büyüyen bir pazardan bahsediyoruz Türkiye olarak. Çok önemli bir pazar. Ve aslında internetin Türkiye'de hem nüfusun genç olmasında çok etkili. Çünkü %40-25 yaşın altında internet ve teknolojiyi çok hızlı kullanan ve çok fazla kullanan bir nüfusumuz var. Ve penetrasyon oranları çok daha hızlı artıyor baktığınız zaman. Dolayısıyla birçok faktör etkiliyor Türkiye'deki online ticaret artmasını. Başka bir istatistik de şunu söylüyor. Buradaki bu daireyi Türkiye'deki toplam perakende ticaret olarak düşünürsek bunun internet üzerinden gerçekleşen kısmı henüz %3-3.5'lar. Yani aslında daha çok küçük, çok hızlı büyüdüğümüz diyoruz ama daha 3.5'lar. Peki niye böyle? Hala Türkiye'de e-ticaretin de bir süre yer var. Buradaki bütün kullanıcılar e-ticaretin güvenliğini kullanıyor ama birazcık Anadolu'ya gittiğiniz zaman, birazcık böyle teknolojiye uzak insanlara gittiğiniz zaman en büyük problemin güven problemi olduğunu görüyoruz. Kimisi kredi kartı bilgisini vermek istemiyor, kimisi gelecek olan ürünlere inanmıyor, firmaya inanmıyor. Bir de maalesef ama maalesef Türk medyası negatifi çok fazla haber yaparken pozitifi çok fazla onlar kadar haber yapmıyor. Yani e-ticaret tarafında yaşanan kötü deneyimler biliyorsunuz haberlerde çıkıyor. Sanki işte bütün internet alışveriş yapanların siparişlerinin içinde açıkçası çok farklı materyaller çıkıyor gibi. Halbuki milyonlarca müşteri internetin avantajlarını kullanıyor. Varlığında kötü bir örnek. E-ticaret ve kötü amaçları için kullanan firmalar olduğunda bunu sanki bütün sektöre mal ediyorlar. Dolayısıyla medya biraz da bu konuda e-ticaretin önündeki bu güven engelliği oluşmasına neden oluyor. Peki bu oran diğer ülkelerde nasıl? Online ticaretin toplam perakendeye olan oranına baktığımız zaman biz en yakın ülkelerden %5-6 bağında, daha yukarıda. Kuzey Avrupa bölgelerine gittiğimiz zaman %8-10'lara ulaşıyor. Biraz daha böyle internetin kalbi beşi dediğimiz ülkelerde, Amerika, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde %10-20 bağlarına ulaşmış bile. Ve uzmanlar şunu söylüyor, bu oran gelecek bir %50'lere ulaşabilir. Hatta üzerine bile çıkabilir. O ne demek? Kazandığımız paranın yarısını internetten, online'dan harcayacağız demek. Türkiye'de şu anda ne kadar harcıyoruz? %33.5 diyor. Yani çok ama çok büyük bir potansiyel var. Dolayısıyla bütün firmaları, esnafları, girişimcileri, herkesi bu büyük potansiyele doğru kendi iş modellerini değişen bu gelişen teknolojiyi kullanarak dijital dönüşüm dediğimiz bu olguya ayak uydurarak bu modele altyapılarını hazırlamalarını tavsiye ediyoruz. Biz de hepsi burada olarak elimizden geldiğince firmalara, kodlara, esnaflara hem teknoloji gücümüzle hem de pazarlama gücümüzle bu dijital dönüşümde onlara destek olmaya çalışıyoruz. Hepsi burada ailesinden bahsedeyim. Aslında Doğan Online çatısı altındaki en büyük şirketimiz hepsi burada. Diğer şirketlerimiz işte Emanya, 6. Cadde, Nesne.com, Medyane ve hepsi Pay ve hepsi Express'e yeni iki tane şirketimiz katıldı ailemize. Ne yapıyor onlar? Hepsi Pay bir online ödeme sistemi, bir e-ticaret sitesi kurduğunuz zaman bankalarla teker teker anlaşma yapmak yerine sizin adınıza bütün bankalarla anlaşmış. Sanal postlarınızı hepsi Pay'den çok avantajlı ve ertesi gün aldığınız tutarlar, yapmış olduğunuz satışların tutarları hesabınıza yatacak şekilde alma imkanınız oluyor. Peki hepsi Express dedi. Hepsi Express ise aslında bir ihtiyaçtan doğmuş bir girişim olarak düşünebiliriz. Türkiye'de e-ticaretindeki engellerin bir tanesi de kargo şirketleriyle ilgili yaşanan sorunlar. Bunu eminim sizler de yaşamışsınızdır müşteri olarak. Ve biz de yıllardır firma olarak bu sorunları yaşıyoruz. E-ticaretin karın ağrısı diyoruz. Yani biz ne kadar işimizi iyi yaparsak yapalım, müşteri ne kadar doğru ürünü kendisi için anlamlı bir sipariş verirse versin, arada ürünler giderken başına birçok şey gelebiliyor. Tecrübe ediyoruz bunları, etmişizdir. İşte bu aradaki süreci iyileştirecek bir girişimi hayata geçirdik hepsi burada olarak. Yapmış olduğumuz şey şu, müşteriler aslında ürünü zamanında, randevulu istedikleri zamanda teslim edilirse onlar için çok önemli. Örneğin çalışan birisiniz siz ve siparişi verdiniz, siz evde yokken ürün kargoyla gelebiliyor. Sonra geri gideceğiz, için anlamsız oluyor. Hepsi Express sayesinde sipariş saatlerini seçebiliyorsunuz. Yani tam zamanında teslimat özelliği var ve aradaki diğer kargo şirketlerindeki o franchise yapıyı tamamen kaldırdık. Kendi taşımacılarınızı işe alıp onları eğitip giydikleri kıyafetten, kapıyı çaldığında size söyleyeceği ilk kelimeler, ilk cümleler, yaşanabilecek ilk sorunlara kadar her şeyi kendi ekibimiz eğitiyor ve hangi gün teslimat yapabiliyoruz? Sabah verdiğimiz bir siparişi, akşam istediğimiz saatte size ulaştırabiliyoruz. Bunu şu anda hepsi buradan Anadolu yakasındaki hangi gün teslimat seçeneğini seçen müşterilerimiz için yayını açtık. Hepsi Express üzerinden siparişlerini almaya başladılar. Avrupa yakasından yakın zamanda başladık.
sonrasında bütün Türkiye'ye, sonrasında da bizim burada da çalışan iş ortaklarımıza, iş ortaklarına aşık olacağız bunu ve tüm e-ticaret ekosistemine aşık olacağız sonra. Yani e-ticaret sektörüne özel, aradaki kargo ile alakalı yaşanabilecek bütün sorunları çözen ve rahmetli teslimat özelliği olan bir kargo şirketi diyebiliriz aslında baktığımız zaman. Hepsi Express'e. Şimdi burası Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi. Mutlaka gitmişsiniz de Mecidiyeköy'de. Düşün ne kadar kalabalık. Bahtısın şimdi mesela böyle gerçek. Artık Türk'ten daha fazla farklı milletli insanlarla da olmaya başladı orası da. Yabancı gibi hissetmeye başladı kendimizi. Neyse sizce burası bir ay içerisinde kaç tane ziyaretçi alıyor olabilir? Böyle birkaç tane tahminler olabilir misiniz? Bu kapıdan bir ayda kaç kişi geçiyor? Kaç? Wow, çok iddialı bir rakam oldu. 4 milyon dedi. Bakalım 3 milyon ziyaret olmuş. Biraz biraz yukarıda da gitmişiz. Bir ayda 3 milyon ziyaret. Bilmiyorum sizin çalıştığınız firmanın markanızı ya da sizin ya da çevrenizde var mı? Özellikle bu alışveriş merkezinde bir mağazanın, bir dükkanın kirası, metrekare bedelleri ya da hava parası diyorlar veya burayı kiralamak için ödediğiniz o rakamda inanılmaz yüksek, astronomik rakamda. En yüksek kira bedelleri burada. Niye? Çünkü müşteri orada. Yani siz hangi ürünü ya da hizmeti üretirseniz, ne kadar kaliteli olursa olun, bunun müşteriyle bir araya gelmesi çok önemli ve doğru sayıda müşteriye ulaştırmanız gerekiyor istediğiniz acilere ulaşabilmeniz için. Dolayısıyla rakamlar gerçekten çok yüksek. Bu alışveriş merkezinde yer almak istediği zaman markalar ve firmalar için. Peki sizce Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi bir ayda 3 milyon ziyaret alıyor. Peki sizce Türkiye'nin en büyük online alışveriş merkezi olarak nitelendirebileceğiniz yetisi burada. Bir ayda kaç ziyaret alıyordur? Tam 22-23 katı siz söylemeyin. Tam 65 milyon ziyaret alıyor. Kullanıcı bazına baktığımız zaman 21 milyon teknik kullanıcıya tekabül ediyor. Yani aslında online'da interneti kullanan Türkiye'de ve online alışveriş yapması alışkanlığı olan herkes o an hepsi burayı ziyaret ediyor diyebiliriz neredeyse. Çok yüksek bir rakam söylemiş olmayız bunu söylersek. Dolayısıyla aslında ticaret yapıyorsak artık evet offline'da bulalım ama gelecek bu tarafa doğru gidiyor. Markalar, firmalar ve girişimler olarak mutlaka burada olmamız, ürünlerimizi, hizmetlerimizi doğru kitleye online üzerinden ulaştırmamız gerekiyor. Ve hepsi burada olarak yaptığımızda bütün girişimcilere, bütün firmalara bu müşterilere, bu trafiğe ulaşabilecek bir altyapıyı sunuyoruz. Şimdi trafikle oranlar çok hızlı artarken, ticaret online'a gelirken aslında online'daki ticaret de mobile kayıyor çok hızlı bir şekilde. Rakamlarına bir örnek vermek istiyoruz. 2014 yılının başlarında hepsi buraların aldığı trafiği sadece %13'ü mobilden gelirken bu yılın başındaki oran %68'e kadar çıkmış. Yani evet online'da olmamız çok önemli. Ne yapıyorsak online olalım ama mutlaka mobilde olmamız gerekiyor. Online'ın çok daha büyük bir pazarı. Her geçen gün artıyor. 90-95'lere çıkabilir bu oran. Çünkü mobil her yerde izleniyor. Sürekli. Yani iTunes'ın mesela mutlaka mobil versiyonu mutlaka olması gerekiyor. Burada nasıl olması gerekiyor? Herkes desktop'ta girmeyeceğine göre her zaman yanında olacağı için mutlaka bu hayata geçirmesi gerekiyor. Bu anlamda da Türkiye'deki en çok davet edilen alışveriş uygulaması hepsini uygulaması. Çok güzel özellikler var. Bir tanesi check bulundu, bir tanesi de barkodla ara özelliği. Bilmiyorum hiç kullandınız mı böyle? Mesela bizim eşimle birlikte uygulamalar cep telefonumuza yüktü. Markette ya da online'de gezerken onun bir şey gördüğü zaman hemen telefonda barkodunu okuyor, okutuyor. Ne kadar orada işte 50 TL. Hemen bize bakıyoruz. Ne kadar 45 TL. Alt sepete sonra sipariş veririz diyoruz. Ürünü yerine koyuyoruz. Yani tüketici için gerçekten yani tek tek oraya yazıp da ürünü aratmamıza gerek yok. Çünkü az sonra anlatacağım. Tek tek ürün yapısı sayesinde o barkodlarla biz de hepsi burada ürünleri alıyoruz. Barkodla tuttuğunuz anda bizde var mı yok mu? Farkla sizin karşınıza çıkartabiliyoruz. Buyurun. Gerçek rakam olarak. Hocam net rakam. İnanılmaz düşüş ne demek? Arkadaki yok. Oradaki şey gerçek değil muhtemelen. O görsel tasarımdaki arkadaşlarımız. Sadece şu oran bizim için önemli. Orası gerçek değil. Baktığımız zaman 30 farklı kategoride 10 milyon ürün sunuyoruz tüketicilerimize. 3 milyon çeşide tekabül ediyor. 3 milyon çeşide müşterilerimiz ulaşabiliyor. Ve 98 yılında bugüne kadar yaptığımız şey de aslında kullanıcıların, müşterilerin, tüketicilerin güvenini kazanmak için çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla son 5 yılın bu alandaki en sevilen markası seçilmiş durumdayız. Ve
teknoloji tarafında da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Özellikle depo tarafında. 2 yıl önce Gebze'de 35 milyon dolar yatırımla Türkiye'nin en büyük online ticaret operasyon merkezini kurduk. Günlük 60 binin üzerinde vakit çıkabiliyoruz burada. 150 bin üzerinde bir metrekare gibi 100 bin metrekare bir alan. Ve bunu eğer verdiğiniz sipariş deponuzdaysa 45 dakikaya kadar düşürebildik kalbe belirtme süresini. Ve aynı gün teslimatı seçerseniz şayet, yani Seyspes'le evime gelsin isterseniz, şimdi direkt Anadolu'nun Ağlıbanı'nın ilk kısım bölgesinde 5-6 saatte onun süresini koyarsak sipariş verdiğiniz ürün aynı günü daha da ötelik, yani 10 saat içerisinde teslim edebiliyoruz ürünlerimizin depodakilerin çoğunluğu şu an itibariyle. Bu depomuzdan kısa bir görüntü, tabii burası çok uzun ve 4 katlı bir depo. Burası en üst katı, en son ürünler paketlendikten sonra bu bantlara geliyor. Bu bantlardan bölgelerine göre kargo şirketlerine dağılıyor. Şöyle bir kısa bir video var, şöyle depolarla alakalı. Kısaca bir bakalım. Evet, 98 yılından bu yana üreticilerden ve işte tedarikçilerden ürünler alıp kendi yapılarını koyup sonra son kullanıcılara müşterilere başlıyordu. Ama 2 yıl önce Marketplace denen, pazar yeri denen modeli ele aldık. Nedir bu? Artık sadece ürünler bizim depomuzdan ya da bizim satın almış olduğumuz ürünler hiç burada satılmıyor. Girişimciler, firmalar, kobiler hepsi burada da kendi mağazalarını açıp ürün deneyimleyip buradaki milyonlarca kişiye ulaştı. Ürünleri de satabiliyorlar. Bu altyapı sayesinde hem ürün çeşitliliğimiz hem de birlikte ulaştığımız hacimler çok hızlı artmaya başladı. Bu marketplace yapısıyla, pazar yeri yapısıyla aslında çok müthiş fırsatlar sunuyoruz. Yani belki şu anda sizin satmış olduğunuz bir ürün yoktur ama gelecekte sizin ya da çevredeki arkadaşlarınız satmayı, online'da satmayı isteyebilecekleri ürünler konusunda onlara da çok büyük fırsatlar sunuyoruz. Sıfır maliyetle az önce bahsettiğimiz gibi 65 milyon trafiğin karşısına ürünleri çıkartabiliyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Mutlaka online olmak için kendi yetişen altyapınızı, kendi bazılarınızı oluşturun. Her şeyi yapın ama bunları yapmak hep sizin için bir zaman dediğim gibi maliyet gerektirecektir. Belki bunları adım adım yavaş yavaş yapmak isteyebilirsiniz. Bunları yaparken mutlaka pazar yerindeki yerinizi de alın. Yapacağınız çok basit, ücretsiz bir başvuruyla buradan bazılarınızı açabilir. Ürünlerinizi yükleyebilir, herhangi bir ürün yükleme sergileme ücreti ödemezsiniz. Sadece komisyon oranlarıyla çalışıyoruz. Ürünleriniz hepsi burada da satıldığında ürünün kategorisine göre bir komisyon oranları var, komisyon oranı kesilir ve tamam sizin hesabınıza aktarılır. Ve sizin üzerinizde yapılabilecek bütün işleri de üzerinizden alıyoruz. Aslında satışları tartmaya başladığında online taraftan şekilde müşteri hizmetine desteğine ihtiyacınız var. Hepsi burada olarak da buradaki bütün müşteri hizmetine desteğinde sizin adınıza biz veriyoruz. Yani bir esnaf Anadolu'daki işte 1000 kişi, 10.000 kişi hizmet veren bir esnaf hepsi burada da fazlasını açarak birden Türkiye'nin dört tarafına kapılarını açmış oluyor. Başka hangi güçler kazanıyor? Buradaki oluşan bu ticari hacim gücüyle bankalarla yapmış olduğunuz çok özel kampanyalar, anlaşmalar oluyor. Müşteriler zaten sizlerle muhtemelen takip ediyorsunuzdur. Bu fırsatları, bu kampanyaları yakalamak için alışverişler yapıp ihtiyaçları varsa yararlanıyorlar. Ve bu sayede girişimcilerimize, iş ortaklarımıza ürünlerini satmış oluyor. Satıcılığa karşı çok özel bir korumamız ve 15 yıllık süren bir tecrübemiz var. Normalde online ticaret yapıyorsunuz. Mutlaka yapmış olduğunuz durumun belli bir kısmını bu fraud bilgileri olarak bu satıcılığa ayırmanız, zarar bütçesi ayırmanız gerekiyor. Kredi kartıyla yapılan bu işte farklı farklı bir sürü arka tarafta satıcılık yöntemleri var. Hepsi bunun geliştirdiği bu altyapıyla üzerinizden bu riski de alıyor. Dolayısıyla hiçbir zaman böyle bir diğer kalemimiz olmamış oluyor. Avantajlı kargo fiyatları. Her ay milyonlarca kargo ulaştırıyoruz müşterilerimize ve kargolar, kargo şirketleri çok avantajlı anlaşmalar yapıyoruz. Buradaki iş ortaklarımızda bu avantajlı anlaşmalarımızı kullanabiliyor. Teknik ürün yapısını kullanıyoruz hepsi burada olarak. Bu çok çok önemli. Bizi bütün Türkiye'deki online mağazalardan ayıran bir özellik aslında. Ne anlama geliyor? Dünyada da Amazon kullanıyor. Türkiye'de de zaten hepsi burada kullanıyor. Az önce söylediğim gibi
barkod sistemini, barkodlarını dikkate alarak hepsi buraların kataloğunda, yani ürün yelpazesine yerleştiriyoruz ürünleri. Bu sayede her ürün bir defa görülüyor hepsi burada da. Aynı yerden iki tane açılmışsa ya yanlışlık açılmış, ya hata yapılmış, ya gözden kaçmıştır. 15-20 yıldır bu katalog yapısıyla yazdığı için sürekli arka taraftan ekibimiz o gözden kaçan bir hatalı olan da tespit edip düzeltiyor. Mutlaka barkod bilgisi oluyor. Barkod bilgisi olmayan ürünleri hepsi burada satmıyoruz. Peki bir örnek vermek gerekirse bu tetkik ürün yapısını daha iyi anlayacağımız faydasının özellikle kullanıcı tarafından. Örneğin bir tane ürün arayacağız. Apple iPhone 632 GB ürünü almak istiyorsunuz siz bir kullanıcı olarak, müşteri olarak. Doğal olarak gireceğiz farklı farklı e-ticaret platformlarında bu ürünü arayacaksınız diye. Diğer değerli pazar yeri platformlarının birinde arama motoru, arama çubuğuna bu kelimeyi beyin yazıyoruz. Bakın karşımıza ne çıkıyor? Tam 113 tane sonuç çıkıyor. 113 tane aynı ürün aslında ama hep farklı farklı kullanıcıların, satıcıların ürünleri alacağınız ürünler. Dolayısıyla siz bir müşteri olarak bunların arasında böyle bir epey vakit geçirmeniz lazım. Biz sizin için en doğru olanı seçin. Diğer değerli o e-ticaret platformlarına çıkma yazdığınız zaman bu sefer 32 tane farklı sonuç çıkıyor. Hepsi burada ise sadece iki sonuç çıkıyor. Bunun bir plus versiyonu var, bir de normal. Hangisini tercih edersiniz? Müşteri bir tanesini tercih ediyor. Ve tek bir sayfada ihtiyacı olan bütün bilgiler karşısına çıkıyor. Sayfanın üst tarafı burada, alt kısmı burası. Tek bir sayfada ürünün fiyat bilgisini görebiliyor. Varyantları görebiliyor. Renk, beden, seçenekleri varsa varyant bilgilerin seçenek şeylerini görebiliyor. Fiyatlarını görüyor. Ve satılan ürünün diğer satıcıların satmış olduğu fiyatları görebiliyor. Dolayısıyla en avantajlı fiyat hangisi ise, kargo yöneticisi nedeni olabilir, bazıları puanları olabilir. Kendine göre değerlendirmeler yapın. Burada en doğrusunu seçiyor. Ve en önemlisi ise daha önce bu ürünü alan yüzlerce veya binlerce müşterinin bırakmış olduğu olumlu ya da olumsuz yorumlar. Bu çok değerli. Çünkü bazen oradaki yorumlarda memnun kalmayan müşterinin yorumunu nasıl kullandığı ve memnun kalmadığı ile ilgili ki sizin o ürüne gerçekten ihtiyacınız olmadığını ortaya çıkartabiliyor. Dolayısıyla artık müşteriler ürünleri almadan önce diğer daha önce alan kullanıcıların yorumlarını çok önemsiyor. Bu da hepsi burada aslında en önemli değerlerinden bir tanesi. Yüzlerce yorum okuyabiliyor ve ürünle alakalı. Ben de Facebook'a çok alışveriş yapmıyorum. Ama kötü yorumları Facebook'a alışveriş göremiyorum. Benim bunları tutmak için bir forum sitesine atılmıştım. Aldığım gibi bir şey. Aslında kötü yorumlar da var. Yorumlar belli o algoritmaya göre diziliyor. Kullanıcılar yorumları okuduktan sonra evet bu işine yaradı bir yorum diye onlara tıklıyor. İşine diyen yorumlar yukarı çıkıyor. Bazen yukarı çıkan yorumlar nereden de olsa olumsuz yorumlar olabiliyor. Ama biraz aşağıya indiğiniz zaman içerisinde üstleneceğim bir içerik yoksa mutlaka alan kişinin işine yaramadıysa o ürün o orada kalıyor. Bu da gerçekten faydalı oluyor. Yani içeriğine gelmek istedik bağlanan uçuk olmasından dolayı içeriğin uygunsuz olmasın. Tabii tabii. Yani mutlaka orada çünkü herkesin okuduğu bir içerik. Dolayısıyla herkesin okuyabileceği tarzda bir içerik olması gerekiyor. Bu tarz bir tane oluyor. Hemen yorum yapınca zaten yayın almıyor. Arka tarafta hem bir adım hem bir ekip var. Bir olaydan geçiyor. Ondan sonra yayın almaya başlıyor. Peki bu ürüne gelen olumsuz yorumlar. Yani siz sonuçta bir markanın ürünü satıyorsunuz. Olumsuz bir yorum gelmiş. Marka sizden bunu kaldırmanızı veya engellemenizi talep edebilir. Yani eğer gerçekten o gelen yorum bizim ilk kriterimizden geçtiriyor. Biz oraya koyduysak ama marka baktı, markası ihlal eden ve doğru olmadığını düşündüğü şeyler varsa bize bunu ispat ederse bunu kaldırırız. Yani o, yani bütün nasıl söyleyeyim? Markalar bizdeki ürünleriyle alakalı yapılan o yorumları, işte onların kendi kullanım belki kullanım şartları var. Tüketici yanlış kullanmış olabilir. Tüketici yanıltan bir bilgi vermiş olabilir. Milyonlarca ürünün nasıl kullanıldığıyla alakalı bütün bilgimiz sahip olamayabiliyoruz. Özellikle üreticiler bunu daha iyi biliyor, markalar daha iyi biliyor. Dolayısıyla bize bunu söylediklerinde müşteriye en faydalı olan bir bilgi ya da doğru olmayan bir bilgi varsa bunu kaldırabiliyoruz orada. Ve hepsi buradan katılım ekibi tarafından düzenleniyor. Şayet sattığınız ürünler hepsi burada varsa burada yayını açmak çok kolay. Sadece fiyat bilgisi, stok bilgisi ve kargo süresi girmemiz yeterli. Tekrar ürünün fotoğrafını çekeyim, açıklamasını yazayım, kurulumun ilgilerini yazmak gerekmiyor. Çünkü zaten ürün hepsi burada ya daha önce satılmış ya da şu anda satılıyor.
Bu da iş ortaklığı işini ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Yorumlarda ve aynı zamanda teknik katılım gösteriyor. Buradaki aramalarda bizi çok çok yukarılarda gösteriyor. Bu da tabii yaptığımız hem marketing çalışmaları etkisi hem de teknik katılım gösterinin etkisiyle bir ürün aradığınız zaman fark etmişsiniz de hem reklam alanlarında hem organik alanlarda ciddi bir yoğunlukta biz burada ürünlerini görebilirsiniz diye en kalmıştık. Şimdilik böyle bir altyapımız yok. Aslında çok satan ürünleri, ürün kategorilerine girdiğiniz zaman filtreleri seçerek çok satanlar diye orada görebilirsiniz. Buna özel sorular çok geliyor yani. Ne koysam satabilirim diye. Aslında soru çok olursa her şeyi satabilirsiniz. Tek dikkat edilmesi gereken nokta bir kere onun bir pazarının olması gerekiyor. Kimsenin bilmediği ve kimse tarafından aramayan bir ürün tabii ki satması çok zor. Zaten ne yapılması gerekiyor ama en önemli kriter bence benim gördüğüm. Fiyat rekabetindeki durumunuz nasıl? Yani siz şu telefonu da satabilirsiniz ama bu telefonu sizden çok daha uygun rakama alanlar var. Sizin aldığınız fiyata satıyorlar. Dolayısıyla ürünlerin piyasadaki fiyatlarına bakıp nasıl rekabetçi misiniz, değil misiniz? Onlara baktıktan sonra öngörülebilir bir şekilde satışlarınızın ne oranda olacağını da tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla burası sizin için aynı zamanda tabii toplu değil ama teker teker ürünlere bakarak kendi durumunuzu ve satın alma seviyenizi ve kalitenizi ölçebileceğiniz bir platformda sergilemiş oluyor. Katalog ekibimiz o bütün katalogla alakalı yapıyor, onlar düzenliyor. 35 kişilik katalog ekibimiz var. Ve müşteri hizmetleri. Burada hiçbir zaman ürünü alan kullanıcı bizim satıcı firmamıza ulaşmaz ve ulaşmasını da istemeyiz. Çünkü 17-18 yıldır, 20 yıl ayırtın zamanında bir kullanıcı deneyimi yaşatıyoruz. Müşterilerimize şunu biliyorlar, ben bu ürünü Webstore'dan aldım, bir sorun, bir problem olduğunda tekrar bir kullanıcı Webstore'da diyoruz. Bundan sonra da yine satıcımızdan bir almış olsa o hatırı yine biziz. Bizi arıyor, sonra önce biz çözemiyorsak, çözüyoruz, çözemezsek satıcımızdan destek alıyoruz. Yani satışlarımız burada artmaya başladığı zaman müşteri hizmetini kurmamıza gerek yok. Onu biz kendi içimizde hallediyoruz. Ve yakın zamanda yayınlandığımız kadın girişimcilere yönelik bir sosyal sorumluluk projemiz var aslında. Kadın girişimcilerimize özel ayrıcalıklar tanıyoruz bu pazar yeri modelinde. Çünkü hem Türkiye'deki ticarete baktığımız zaman hem de e-ticarete baktığımız zaman kadın girişimcilerimiz sayısı çok az ve bunu artırmak istiyoruz. Onları desteklemek, pozitif ayrımcılık yaparak desteklemek istiyoruz. Neler yapıyoruz peki pozitif ayrımcılık? Özellikle hani dedik ya, bütün girişimcilerimize bu platformda yer almak zaten ücretsiz. Ama kadın girişimcilerimiz bu platformda yer almak istedikleri takdirde şirketlerin %51'i bir kadına ait olması yeterli. Komisyon oranlarında %75'e varan avantajlar sunuyoruz. Yani %10 komisyonla çalıştığımız bir oranda normal bir girişimimiz %10 komisyon öderken bize kadın girişimimiz %2,5 ödüyor. Dolayısıyla %7,5 onlar için büyük bir oran ve fiyat rekabetinde onları ön plana çıkartıp daha fazla ürün satmasına neden oluyor. Pazarlama destekleri, kampanya destekleri yapıyoruz. Bu ne demek? Hepsi burada da o en çok trafik alanlarda kadın girişimcilerimizin ürünlerini ön plana çıkartıyoruz. Mail ihlal yapıyoruz, hedef kitlelere, notifikasyonlar gönderiyoruz uygulama kullananlara. Kadın girişimcilerimizin ürünlerini o ürünü alabilecek kullanıcılarla yarayabiliriz. Şayet ürünlerin fotoğrafı yoksa, ticaret ilk kez geliyorsa belli sayıda o ürünleri, fotoğrafları kendi stüdyolarımızda çekiyoruz kadın girişimcilerimize. Hep görselde hem de içerik konusunda destek oluyoruz. Ve kargo desteğimiz var, özel kargo desteğimiz. Bütün müşteriler, kullanıcılar internet alışveriş yaparken kargo ücreti ödemek istemiyorlar haklı olarak. Dolayısıyla diyoruz ki burada siz ürünlerinizi yedin, sergileyin, bütün kargo ücretinizi belli bir süre boyunca biz ödüyoruz diyoruz. Bu konuda da onları destekli oluyoruz. Aslında yapmak istediğimiz şey eksikmal olarak hem iş ortaklarımızın hem de müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve artık önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde ticaretin ve perakendenin yaşamaya başladığını giderek daha da fazla yaşayacağı bu dönüşümde onları bir kaldırıcı olabilmek, onların da bu dijital dönüşümlerini, online dönüşümlerini tamamlamalarını sağlamak. Varsa sorularınızı cevaplayabilirim. Sizden başlayalım. Checkbook'u bir daha anlatabilir miyim? Checkbook şu aslında
satın almak istediğiniz ürünlerin uygulama ile fotoğraflarını çekip hepsi burada da o ürünün satılıp satılmadığını görebileceğiniz bir durum. Çektiğiniz anda zaten hemen alt tarafta o ürünün hepsi burada satılıp satılmadığını görüyorsunuz. Mobilde mi? Mobilde kullanılıyor her şey. Oradan görebilirsiniz. Buradan o zaman mali bir orta tarım hakimiyeti bir hedefi var mı? Türkiye'de şu anda sadece Türkiye'de, gelecekte farklı şeyler olabilir. Ama Türkiye çok büyük bir pazar ve çok hızlı büyüyor. Bu pazarda daha alınacak çok yol var. Ama bir de sonra dediğiniz gibi buradaki pazarda doğru hamleler yaptıktan sonra farklı pazarlarda olabilir. Öyle Web4X'de üzerine. Epsilay sistemini kullanmak için sadece Epsilay olarak üyesi olmak gerekiyor. Yoksa kendi web sitemizde, kendi ekleyicilerimizde bu sistemi kullanıyor. Evet, süper soru. Burada olmanıza gerek yok. Normal ekleyicileriniz vardı ve Levant Epsilay ekleyicileriniz vardı. Epsilay'a başvurunuz. Oradan sanaldığınız hizmeti alabilirsiniz. Bir de biraz daha detaylı bahsetmeniz mümkün olur mu? Özeti şu aslında, bir ekleyiciler girişimi kurduğunuz zaman bankalardan sanaldos almanız gerekiyor. Birçok banka siz yeni kurulduğunuzdan dolayı zaten size sanal post vermek istemeyebilir. Ve verenler de komisyon oranları yüksek ve bir sürü önünüze mevzuat çıkartabilir ve belli bir süre alabilir. Bazen 5 gün, bazen 1 ay 2 ay. Hepsi de sizin adınıza aslında bütün bankalarla görüşüyor ve hepsinin oranları da tek bir oranda sizin için sadeleştiriyor. O oranla hepsi belli anlaşıp bütün bankaların kartlarından ödeme alabiliyorsunuz. Yani bankalarla sizin aranızda sizin isim kişinizi kolaylaştıran bir uygulama diyebiliriz özellikle. Hangi servisiniz? Hepsi açık şu anda. Bu kargo dediğimiz. Farklı firmalar kullanamıyor. Şu anda az önce söylediğim gibi hepsi buranın kendi deposundaki ürünleri sipariş verdiğinde şu anda yoğunluk Anadolu yakası. 3-4 tane depo yapıldı. O depodan çünkü oralara geliyor. Oradan bizim dağıtıcılarımız son kullanıcıya başlıyor ürünlerini. Avrupa yakası başlayacak. Sonra bütün Türkiye'ye gelme hedefi. Sonrasında da diğer e-ticaret sitelerine hizmet vermeye başladık. Yani e-ticaret sektöründe özel bir lojistik girişimi olarak düşünebilirsiniz. Basit bir örnek vereyim size. Hepsi buradanın merkezi Trump Tower'da öğle saatlerinde bir sipariş verdi. Akşam da annemler Maltepe'de yemek yemeye gideceğim. Babama bir saat siparişi vermişti. Kardeşim saat istemişti. Trafikten dolayı Göklü'de tadilat var, hala devam ediyor mu bilmiyorum. Trafikten dolayı ben yetişemedim akşam yemeğine fakat benden önce kargo gitmişti oraya. Onlar bile şaşırmıştı gerçekten, inanılmaz bir şey. Ben oraya gidemiyordum, o kargo orada geldi. Çok hızlı bir hizmet verdi. Var mı başka sorusu olan? Peki herkese çok teşekkür ederim. Özel sorularınız olursa var mı? Çok anlasını bilmiyorum. O zaman benim hatıram bu tarafa alalım. Tabii. Tamam. Kim çekiyor? Evet.